Ne, var ne Yok YouTube kanalına hoş geldiniz, herkese selam ediyoruz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var, aslında kendisini daha önce misafir ettik... ...ve sizler de çok sordunuz, çok da izlendi, araştırmacı, yazar Hakan Demir hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi önce kitabı gösterelim, Hakan, Hakan hocamızın Kendini Bil kitabı. Gerçekten çok değerli bir kitap, mutlaka tavsiye ediyoruz. Canlı yayınımızda da Hakan hocayı önümüzdeki haftalarda misafir edeceğiz ve orada da bu kitaptan dağıtacağız diyelim. Hocam şimdi tabii geçtiğimiz yayında herkes çok sordu Hakan Hoca'ya nasıl ulaşacağız onunla başlayayım. Size tabii sosyal medyadan Instagram'dan Hakan Hoca'yı takip edebilirsiniz. Bir kere onu söyleyerek başlayalım oradan ulaşabilirsiniz. Fatiha her şeyin başı Fatiha derler. Fatiha'nın çok sırrı olduğunu söylerler. İşte kimine göre e, 20'nin üzerinde anlamı vardır. Kimine göre onun üzerinde anlamı vardır. Fatiha'nın sırrı nedir hocam? Aleyhissalatü vesselam. Peygamber Efendimiz bütün kitapların sırrı Kur'an-ı Azimşan'da. Kur'an'ın sırrı Fatiha'da. Fatiha'nın sırrı da Besmele'dedir buyur. Fatiha, Kur'an-ı Kerim'i açtığımız zaman ilk karşımıza çıkan sure. Fatiha, fettah, Muftah, açılış, fetih. Manalarına da gelir. Düzül sırasına, iniş sırasına göre Fatiha suresi beşinci suredir aslında. Ama o kadar önemli bir suredir ki, bütün namazlarda e, surelerden önce okunan, en başta bütün rekatlarda okunması gereken suredir ve namazın olmazsa olmazıdır Fatiha. Fatiha, suretül şifa olarak geçer. Şifa suresi olarak geçer. Fatiha Ummül Kitap olarak geçer. Kitabın anası olarak geçer. Ve Fatiha suretül Rukiye olarak geçer mesela. Ha Rukiye'de Rukiye'nin aslında Fatiha ile yapılması gerekir. Fatiha'nın içinde çok fazla e, araştırılması gereken bilinmeyen olarak tabir edilen, şu an bilmediğimiz için bilinmeyen diyoruz. Aslında geçmiş dönemlerde anlatılmış ama bizim unuttuğumuz pek çok faktör vardı. Bugün Fatiha'nın günler ve burçlarla alakalı bir kısmıyla ilgili bir hesap e, özetini, bir evcetini i̇lk, ilk, ilk görseli getirsin arkadaşlar Sergen. Alabilirsek Fatiha Besmele ile birlikte yedi tane e, ayetten oluşuyor ve her ayetin evceti bu evcet değerlerinin yukarıdan aşağıya doğru Bismillahirrahmanirrahim 786'dan başlayarak yazmış durumdayız. Yalnız tekrar ediyorum, sır besmelededir. Aynı zamanda tabii burada tam sırra giremeyeceğiz ama sadece merak eden arkadaşlar için bir dokunmak istiyorum ki oraya girsinler, iyi araştırsınlar. Her bir ayetin evcet değerini çıkartmış durumdayız. 581, 618, 242 aşağıya doğru iniyor. Şimdi bizim hava sisteminde yani İslam astrolojisi hesap metoduna göre Ebcek değerlerinden içindeki bütün 12'ler atılır. 12 burç sistemi olduğu için. Kalan rakamlar bize o günün hangi gün olduğunu hmm. ya da o burç sisteminin hangi burç sistemi olduğunu Ayakta verir. Ayakta da anlatabiliriz hocam istiyorsanız. Olur. Fatiha suresiyle ilgili bu araştırmayı yaptığımızda yukarıdan aşağıya doğru şu kalan değerler. Besmele'ninkini de yazmadım. Besmele'yi sırlı bırakıyoruz. Arkadaşlara tavsiyem bunun iyi incelenmesi. Şifreyle ilgili de araştırma yapılması. Şimdi... Kalan 5, 5 Pazara, 6 Çarşambaya, 2 Cumaya, 8 Salıya, 4 Pazartesiye ve 10 Cumartesi gününe tekabül eder. Bu günlerin de e, tekabül ettiği burçları da aş, yan tarafta yazmaya çalıştık. Evcet değerinden kalan. Evet, evcet değerinden kalan. Şimdi dikkat edersek evcet değerinden kalan rakamların hiçbirisi birbirini tekrar etmiyor. Ve Fatihanın yedi ayeti haftanın yedi gününe tekabül ediyor. Aa bir dakika evet. Hiçbirisi çift değil yani iki tane. Beş... Bütün günler var yani burada. Bütün 7 günler günde var. var evet. Fatihanın her bir ayetinin toplam yani buradaki harfleri mesela burada bir otuz sekiz kırk ve dört ve otuz otuz beş şeklinde harflerin evcet değerlerini koyup topladığımız zaman çıkan rakamları onluklara attığımız vakitte her ayetinin Haftanın bir gününe tekabül ettiğini ve yanında gösterilen burç sistemine tekabül ettiğini görüyoruz. Yani Fatiha suresi bize diyor ki bu ayetim şu güne, şu burç sistemine, şu ayetim bugüne, şu burç sistemine, bu ayetim şu güne, şu burç sistemine. Ya günlerin de çok ediyor. başka bir de değeri ve önemi çıkıyor. Orta. Kesinlikle günlerin de değeri ve önemi çıkıyor. Şimdi günlerin biz pazar, pazartesi, salı, çarşamba şeklinde... Dilimizde kullanıyoruz. Yabancılar, mesela Latince'de, e, diğer... E, Bir sonraki görsel gelsin arkadaşlar. Gezegen Gel. isimleriyle ilgili görsel gelsin. Şimdi mesela bu e, İngilizce ve Fransızca'daki gün isimleri. Adam almış Sunday, güneş günü. Sun güneş, evet. Sun güneş, moon ay, ay günü. Sa, e, Fransızca Salı Mardi. Günü, Mardi Fransızca. Salı günü. Murasa tekabül Ekana ediyor. Ekranı verin arkadaşlar. Haydi. <laughs> Fransızca Çarşamba. Merkür'e tekabül eder. Judy, Jüpiter'e tekabül eder. Vendri, Venüs'e tekabül eder. Satürn'e de. Satürn'e. Hocayı tam gören. Satürn'e tekabül eder. Bu İngilizce ve Fransızca'dan gelen. İngilizce... Diğer günlere bakarsak Mars, Merkür, Jüpiter ve Venüs'ün aynı zamanda onların Germen dilinden geçen e, Tui dir mesela, e, Merküridir, Jüpiterinki Thordur ve Venüsün Venüs'ünki de e, e, Freya'dır. Ha. Orada da mesela yine haftanın günlerinin gezegen isimlerine dayandığını görürüz. Bizim bu bize ne kat katıyor hocam? şimdi? Bizim Fatiha'daki yedi ayette gördüğümüz her bir haftanın gününe tekabül eden allah Teala bizim timingimizi, zamanlama usulümüzü en başta Fatiha suresinden itibaren veriyor bize. Allah-u Ekber. Ya Allah-u Ekber. Ebced değerleriyle birlikte veriyor. Biz neredeyiz, hangi gündeyiz, ne yapıyoruz? Ve biz hangi gündeyiz? Bir diğer görsel alabiliriz. Bir sonraki Lati görsel gelsin. Latince'yi de görelim. Latince'yi görelim. Latince'de de bütün günleri e, diye Solis, diye Lunea, Diyas Martis, e, Ezof, Güneş, Ezof, Ezof, Ay, Ezof, Ezof. Mars, e, Merkür, Jüpiter, Venüs ve Satürn olarak almışlar. Bunlar şu anda bunu kullanıyorlar. Batı alemi haftanın günlerinin gezegen sistemine, biz yedi kevkep deriz Havas'ta, gezegen sistemine tekabül eden unsurlarını isim vererek kullanıyor ve o günün özelliğini bilerek kullanıyor. Mesela pazar günü... Mesela gününün, benim bundan ben 36 yaşındayım, hiç haberim yok. Maalesef öyle. Çünkü, yani buna göre yaşamıyoruz. Tabii biz buna göre yaşamıyoruz. Pazar gününün ilk saatinin mesela güneşin büyük kuvvetinin olduğunu bilen Hristiyan alemi pazar günü ayinlerini yapıyor mesela. He. Biz cuma gününün mesela Zühre gününün cuma Zühre e, yani Venüs gününün 8. saatinin çok kıymetli olduğunu biliyoruz ve Aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz Cumanın o o saatini toplanma saati olarak belirlemiş. Ama diğer saatleri de bilin demiş. Diğer saatleri yani cuma ve, namazı vakti özellikle evet. seçilmiştir. Her günün birinci saati ile sekizinci saati o günün kevkep sisteminin saatleridir. Kevkep gezegen demek eski usulde. Şimdi yedi unsurun, yedi gezegenin bunların içinde gezegenleri de doğru anlatalım. Güneşte ay da var. Yani aslında gezegenden, güneş sisteminin çevresinde dolaşan gezegenlerden bahsetmiyoruz. Yedi tane unsur alınmış ve bunlara göre bir sistem dizayn edilmiş. Nereden beri? Adem Aleyhisselam dünyaya geldiğinden beri. Bunu İdris Aleyhisselam'ın tedrisatında anlamaya başlamışız. Anlatmaya başlamışlar bize ve yıldız ilimiyle birlikte anlatmaya başlamışlar. İbrahim Aleyhisselam'la birlikte gelişmiş ve sonraki dönemde Davut ve Süleyman Aleyhisselam'la birlikte uygulanma ve kullanmaya başlamış. Şimdi bizim imanımızın şartlarında Amentübillah'ta, Selah bütün Resullere iman var. Bütün Resullerin sembolleri var. Bütün Resullerin günlerle ilgili bize tarif ettiği kolaylıklar vesaireler var. Ama buradaki en büyük kolaylığı tarif eden, bize veren unsur Kur'an-ı Azimşan. Kur'an'da, efendime söyleyeyim, e, hurufu mukaddalar bahsi var mesela. Bir dört, bir sonraki dört, görsel. A, dört ay alabilir miyiz? Belki iki gelsin. sonra olabilir. Enerji merkezine tekrar döneriz. Bu hocam. Evet. Şimdi mesela buradayken günden ve zamanlamadan bahsederken huruf-u mukatta. Ne demek hocam o? Huruf-u mukatta'lar Kur'an-ı Kerim'deki 29 tane surenin başında bulunan. Elif, lam, mim, elif, lam, ra, elif, lam, mim, ra, elif, lam, mim, sat, tasin, tasin, mim, taha, kahain, sat, yasin, sat, kaf, nun. Hamim, ayin, silkaf ve hamim olmak üzere 14 tane yapılır, 29 tane sürenin başında bulunur. Bununla ilgili biz 1400 yıldan bu yana, yani bunu ilk defa sizin programınızda aktarma imkanı bulduk. Bunun için ayrıca teşekkür ederiz. Ne demek de, hocam, resim. her zaman. Guruf-u Mukatta'nın, Kur'an her şeyi hesap üzerinde olduğunu söylüyor. Onlarca yerde. Her şey bir hesap iledir diyor Kur'an-ı Kerim. Şimdi, Huruf-ı mukattağların Elif, Lan ve Mim'in ebced değerleri. Mesela Elif'in 1, 1 artı 30, 30 artı 40. 40, 71. Elif, Lan, Mara 1 artı 30 artı 200. Bunların hepsini dizdik. Ebcedlerini koyduk ortaya. 14 tane e, huruf-ı mukattağın ki surenin başındaki kilitlerdir bunlar. Besmele'den sonra sure böyle başlar. Pek çok yorumlar yapılmış. Pek çok şekilde şudur budur diye yorumlanmış ama hesaplayıp baktığımızda Fatiha suresinde yaptığımız yine 12'leri ayırma işlemini grubu bu katlalarda da tatbik ettiğimizde Türk Bey görüyoruz ki kalan kalan rakamlar aşağıya doğru görebiliyor mu izleyicilerimiz? Biraz daha yaklaştırabilir Bilmiyorum. misiniz Sergen'cim? İzleyicilerimiz daha <laughs> net görsünler. Şimdi evet hocam. Mesela elif, elif lam mim toplamı 71 bunun içindeki 12 tane e, 5 tane 12'li atıyoruz kalan 11. Bu kalanları diziyoruz. Kalanları aşağıya doğru indirelim. Kalanlar yine birbirini tekrarsız birden 12'ye kadar sıralanıyor. 14 tane mukatta harf var. Diğer sayfayı alabilir miyiz? Bir sonraki sayfa. Bir sonraki yani yine sayfayı. Yine sıralama diziliyor yani hocam. Ya sıralama inanılmaz bir şekilde diziliyor evet. ve Yukarıyı gösterin. Şöyle ha. kırmızıyı gösterelim. Ha, tamam. Aşağı kırmızıyı. Evet şimdi aşağı kırmızıyı edelim. Kalanları sıraladığımız zaman tasimimden başlayarak kalanlar bir 2 3 4 5 şeklinde ha. her birisi bir burç sistemini veriyor. Hamim kafla elif lam ra kafa ayin'sak tekrarlanıyor. 14 tane sistem var. Tekrarlanıyor. Bunun dışındaki bütün sistemler her bir burç sistemini veriyor bakın. 14 tane huruf mukattağının... 12 tanesi Koç'tan balığa kadar olan burçlar Hamim kafla Taha çift geçiyor. Kalan iki boğa ve ikizler olarak tekrarlanıyor. Burada da acaba koçtan balığa kadar devam edip döndükten sonra... ...koçtan tekrar boğa ve ikizlerden bir dönüş mü var? Kur'an-ı Kerim burada bize ne mesaj veriyor? Hani son dönemde diyorlar ya kova ve balık çağı. Balık çağından sonra tekrar dönüş olacak. Hı hı. Güneş e, batıdan doğmaya başlayacak. Belki burada boğa ve ikizler dönemine... ...bir gösterimde bulunuyor Kur'an-ı Kerim. Bunu ancak gelecekte anlayabiliriz. Ya da çok geçmişte bazı şeyler oldu. Belki onları araştırabiliriz. Yalnız burada hayretle bizim donarak kaldığımız rakamların hiçbirini tekrar etmemesi... ...ve her bir urufu, mukatta'nın bir grubu bir burca tekabül etmesi. Kur'an-ı Kerim'in sistematik olarak, hesap sistemi olarak Türk bir çok büyük bir matematik var. var ve matematik bize canım. hep gökleri gösteriyor. Yani o en baştan beri Adem Aleyhisselam'dan İdris Aleyhisselam'dan bu yana en çok Süleyman Aleyhisselam ve İbrahim Aleyhisselam tarafından uygulanan sistem bizde de Kur'an-ı Kerim metinleriyle birlikte bize de verilmiş ve bunu peygamber efendimiz Hazreti Ali Kerem veçeye veriyor ve Celcelutiye duası var mesela. Havasın e, <laughs> köküdür, merkezidir. Celcelutiye duasında huruf mukaddaların mukaddağların sırlarıyla ve bizim hayatımıza katacağı kolaylıklarla ilgili çok bilgiler var. Hmm. Mesela hamimin, e, balık burcuna hitap eden hamimin ne şekilde kullanılması gerektiği, hamim enerjisinin, hamim frekansının ya da hamim kilidinin, ...ne şekilde, hangi durumlarda kullanılması gerektiğini anlatır. kafa yayın, satın ne şekilde kullanılması gerektiğini... Elim, ...Elif, Lam, Mimin ne şekilde kullanılması gerektiğini anlatır. Müthiş, Bunun... müthiş bir sistem. Çok harika bir Hayranlıkla, sistem. Hayranlıkla izliyorum. Kesinlikle. Ya bu Kur'an-ı Kerim'in matematik. Biz acizane sadece Hı. verilen harflerin ebced değerleriyle... ...hesaplar yaparak bunların ne olduğunu ararken hakikaten bunların bu sistemin ifade ettiğini ya Biz o zaman ne oldu. kadar az havas ilminden habersiz yani e, havas ilmini biz bilmiyoruz. Çok habersiziz. Çok Biliyorum habersiz. diyen birçok kişi bile çok habersiz bence. Kesinlikle. Kesinlikle çok habersiz. Yani insanlar bu yüzden yanılıyor işte bir takım bazı şeyler yaşıyor. Çünkü bilmiyorlar. Evet. Şimdi enerji merkezleri ile ilgili hepimizin kafasında kelime nedir o? Çakra. 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 Yedi tane çakradır vesaire. Bu <laughs> Neyin bilgisi? Uzak doğu bilgisi. Bir önceki sayfayı da herhalde çakra verin arkadaşlar ona. Bir önceki sayfa 3A'yı açabilir miyiz? 3A. 3A önce sonra 3B'yi açalım. Önce 3A. Evet. Şimdi letaiflerle ilgili Kur'an-ı Kerim'den e, efendim e, bazı ayetler var. Muminun suresi 17. ayeti. Diyor ki yemin olsun biz sizin üstünüzde yedi yol yarattık. Ve biz yaratılıştan yaratılmışlardan gafil değiliz. Yani biz ne yarattığımızı biliyor diyor ve sizin üzerinde yedi yol vardır diyor. Şimdi insan bedeninde yedi tane letaif var. Bizim tasavvufta da bu var. Letaif nedir hocam? Letaif çakradır. Çakra. Çakradır. Ve bunların görünümleri, letaifler böyle vortexler şeklinde, girdaplar şeklinde çıkar. Hani bu eskiden dönen fırfır oyuncaklar var. Hmm. Onlar gibi. Letaif dönerek açılır. Saat yönünün tersi istikametinde döner. Kuzey yarım kürede, güney yarım kürede de saat yönünde döner. Çünkü dünyanın enerjisine, çekim enerjisi, gravitesine bağlıdır. Kur'an-ı Kerim'de sizin üstünüze yedi yol yarattık diyor. Bize bu işaretleri veriyor. Yedi yer neresi hocam? Yedi, yedi çakramız. Yedi çakra, tepe çakrası, üçüncü göz tabir edilir, boğaz çakrası, kalp çakrası, mide çakrası, batın çakra ve kök çakrası. Kök çakrasına uzak dolar kundalini diyorlar. Bizde bu yedi çakra ön e, cephemizde 7 çakra sırtımızda da tasavvufta 7 çakra e, vardır 14 eder 5 tane de bizim aralarda e, köşe ve kesim noktalarında olmak üzere toplam 19 çakra var mesela vardır. benim çakralarımın kapalı yerine. ya da açık olduğunu nasıl görülebiliyor e, duru görüsü ya da keşif gözü açık olanlar görebilir olmayanlar pandul ya da sarkaç vasıtasıyla bunu ölçerek bu bilgiye ulaşabilir. Allah Çünkü Allah bu enerji merkezi burada sinüsler şeklinde döner. Siz Eğer, bana mesela yayından önce dediniz senin işte şu çakraların kapalı dediniz. Ben orada duru görümü kullandım. Ona göre gördüğümü size söyledim. Size dediniz ki, ya evet karaciğerim midem evet. şey açmam ama e, o bölgede bir kesinti olduğu görünüyor. E, çakranın... sistematik olarak algılanması aura'nın görüntüsüne bağlı. Aura insan enerji alanı. Hmm. Şimdi tepe çakısıyla ilgili mesela Bakara 7. surede diyor ki Allah onların kalpleri, kulakları üzerine mühür basmıştır. Onların kafa gözleri üstünde de bir perde vardır. Onlar için korkunç bir azap öngörülmüştür. Eğer üçüncü göz ve tepe kapalıysa hakikaten o insan azap içinde yaşar. Çünkü Allah-u Teala'nın ona verdiği hay enerjisini, Allah-u Teala'nın hay sıfatı, varoluş sıfatı bize hayat enerjisi. Uzak doğuların ki dediği enerji. O reiki, 2 var ya. Onlar da ki'dir. Biz de hay enerjilerini hayat enerjisi olarak ve kayyum enerjisini kullanırız. Bakın onların kafa gözleri üzerinde bir perde vardır. Korkunç bir azap vardır diyor. Eğer bu sistem çalışmıyorsa hakikaten siz bir yangın içinde yaşarsınız. Çünkü enerji alamazsınız. Bebek vıngıldak hani beyindeki o yumuşak doku Doğduğu zaman insanın o ruhsal bağlantısının giriş yaptığı noktadır. Ruhla ilgili enerjiyle ilgili o kadar çok az şey biliyoruz ki aslında Allah Allah. bize verilmiş olan Kur'an'ın tarif etmiş olduğu bilgiden uzaklaştığımız için bunları günlük hayatımızda da kullanamıyoruz. Yani Maalesef. Şimdi uzak doğu kökü bizde olan bilgiyi yani orada yok demiyorum. Onların Brahmanı zaten İbrahim Aleyhisselam'dır. Hı hı. Buradan or tarafa giden bir ilim vardır. Ee, o ayrı bir e, sohbet konusu ancak uzak doğudaki o temel bilgileri kök bilgi bizde tasavvufta var. Bir sonraki sayfaya alabilir miyiz? Tabi bunun sonunda şeyi soracağım yani. Biz nasıl açacağız çakramızı? Onu insana merak ediyor Şimdi birazdan soracağım. Yine büyütelim. Üçüncü göz. Az önceki sayfa. Evet. evet. Şimdi ne diyor? Yemin olsun sen bundan gaflet içindeydin ama perdenin üstünden kaldırıverdik. Basireti, basiretini açtık. Basiretini açtık. Bugün gözün keskin mi keskin diyor. Kaf 22'de. Şimdi basiret basiret sıfatı var Allah-u Teala'nın. Keşif ilgili görüntü. Yani biz fiziksel gözlerimizi görüyoruz ama basiret gözüyle görmek keşif gözünün açık olması manasına gelir. Burada yine sen bundan gaflet içindeydin ama biz perdenin üstten kaldırınca diyor sen gözlerin keskin hale geldi diyor. Yani bizim bu sistemi kullanmamızı istiyor Kur'an ı Kur'an'da bunlar gibi pek çok çok kalabalık olmasın diye girmedim ama mesela bu tarz şey kalp çakrası. Kalp ile ilgili ne diyor? İşin esası o değil. Onların kazanmakta oldukları kalplerinin üstünde pas oluşturmuştur diyor. Bak. Onların kazanmakta oldukları, onların kazandıkları zannettiği kalbini kapatıyor halbuki. Yani sen kalbin enerji merkezinin üzerinde resmen sığıyorsun. Bunların ee, peygamber efendimizin de secde sırasında yedi nokta ile temasımızdan bahseder bu yedi noktanın ne kadar önemli olduğunu anlatır yedi nokta ile yere temas ediyoruz Aynen öyle. Doğru. yedi nokta ile yere temas Aynen. ediyoruz hani baştan beri anlatmaya çalıştığım bu yedi yer yedi kat gök yedi kat arş haftanın yedi günü yedi enerji merkezi bunlar buradaki sistemin özü Allahu u Teala'nın yarattığı sistemin kökü biz kozmik evrenin bir prototipiyiz. Biz Allahu Teala'nın, Allahu Teala'nın e, ruh, ruhunun üflendiği varlıklarız. Ve burada e, kainatın aynası olarak bulunuyoruz ve kendimizi tanımamız için bize bu bilgiyi aktarmak için pek çok yollar gösteriyor Allahu Teala. Şimdi biz yedi enerji merkezini bilir, yedi günü bilir, yedi önemli vakiti bilir. Bunları ne şekilde kullanacağımızı bilirsek rahat yürürüz. Peki çakramızı, enerjimizi nasıl arttıracağız? Yedi günü biliyoruz, yedi çakra noktamızı biliyoruz, yedi enerji noktasını biliyoruz. Ne yapacağız da biz kendimize geleceğiz hocam? Şimdi insan frekans. Oluşturduğumuz ebced hesabındaki rakamların her birisi bir frekans. Biz enerji varlıklarız. allah Teala bizi böyle yarattı. Şimdi öncelikle bilenler bilmeyenleri anlatsın. İşin yolu bu. Öncelikle letaif konusunda bilgisi olan bu konuda ne deniyor şu anki e, Lugat'ta lügatta? Biyoenerji. Hayat enerjisi vesaire. Enerji merkezleriyle ilgili çalışma yapan arkadaşlar, bu Reiki'di, Rashiba'ydı, işte kozmos enerjileriydi, pek çok yollar deneniyor ama bizim öz kültürümüze ve inancımıza bağlı olan İslami Ritüel. Neyse buradan bir kere yürüyeceğiz. Bir temiz hayat. İki. Tıkalı olan bölgelere bilenler, bilmeyen, yardıma ihtiyaç duyanların dengelemesini ve temizliğini yapacak. Bu temizlik çok zor bir e, hadise değil. Yani belki bir seansta tam sonuç alınmaz ama iki ya da üç seansta en fazla alınır. Yüzde yetmiş oranında da tek seansta da sonuç alınır. 20 dakika yarım saat arasındaki bir işlem. Yalnız bu temizliğin yapılması ve bu 7 merkezin aktif hale getirilip bunları dişli çarkları olarak düşünelim. Tozlanmış, kirlenmiş, yağlanmamış, durmuş, paslanmış. Önce bu paslar bir temizlenecek enerjiyle Allah-u Teala'nın hay ve kayyum enerjileriyle. Bunlar temizlenecek, Ondan sonra bu merkezler döner hale girecek. Her şey hareket halindedir evren. Allah-u Teala'nın bütün sistemi dinamiktir. Bu enerji merkezleri de döner vasiyettedir. Bu döngü sağlanacak, sistem kurulacak, sistemin hızı yukarıdan aşağıya birbirleriyle dengeli hale getirilecek. Bu konuda bilen insanlar bunu yapacaklar ve e, bilen insan yetiştirilecek. Bunu bilinçli olarak artık okullar mı kuracağız? E, ...belli odaklar mı açacağız bilmiyorum... ...yalnız burada inanılmaz bir boşluk var ve... merdiven altı da çok kirli... ...maalesef aynen öyle... ...ve sıkıntılı işlere de sebep oluyor... ...bu işlerle, bu uygulamalarla... ...tamamen İslam ritüeli üzerine... ...okumalarla, burada Kur'an ayetlerinin... E, ...ve belli mukaddaların ...çok fonksiyonu var... ...bize aslında... ...sistem şifa olarak Fatiha'da verilmiş... ...biz bir kere Fatiha'yı çok iyi kullanacağız... ...anlayacağız ve uygulayacağız... Fatiha'nın her bir ayeti nasıl her bir güne tekabül ediyorsa her bir enerji merkezine de tekabül ediyor. Öyle mi? Evet. Rukiye de Fatiha ile yapılır. Rukiye'de de sayfalarca e, Rukiye ayet okuma asla gerek yok. Suretil Rukiye deniyor Fatiha'ya. Ve Fatiha şifadır. Peygamber Efendimiz Fatiha ile şifa vermek konusunda pek çok e, öneride bulunmuş. Pek çok hadisler var. Yalnız burada Fatiha'nın besmele sistemi sırlıdır ve buna ulaşması gerekir. Ee, bu bir terkiple ulaşılan bir yoldur. Peki Hemen. esmaları kullanmak bu, bu yöntem e, çakra açmada var mı hocam? Bazı yani esmalarla... İsmimizin esması mı? İşte ne bileyim yoksa başka esmalar mı? Şimdi esmalarla... Sizin görsellerden de gidebiliriz. Evet görsellere e, bakıyorum. <laughs> Burada... Hangi numaraya koymuşuz onu? Hocam yalnız yüzünüz çok güzel. 5 B Bu da bir vefk. Şimdi birazdan açacağız bunu. Öyle bu 8'li yıldızdır. Evet bizim Kadiri Gülü olarak geçer. Bu bizim bir aile şeyimiz, hmm. emanetimiz. E, 5B'yi aç açar mıyız? Evet 5B. Be. <laughs> 99 beş esma. Evet. evet. Burada mesela bütün esmalar var. Allah, Rahman, Rahim, Melik, Kudüs şeklinde gidiyor. Şimdi bunların da ücret değerleri, matematiksel değerleri var. Ee, şifa olarak isim esmalarını hesaplayıp da kullanabiliriz. Aynı zamanda e, seçip de kullanabiliriz. Yani o o şahsın tam olarak hangi takviye ihtiyacı var? Yani hmm. Açılışlara ihtiyacı varsa e, FETA ismiyle yapabiliriz. Sarıp sarmalanması gerekiyorsa hafız ismiyle kor korumaya alınması gerekiyorsa hafız ismiyle yapabiliriz. Ee, esmalardan e, muhakkak ya onun ikili esması hesaplanarak ya da ihtiyaç duyduğumuz o analizden sonraki seçime bağlı bir şey bu esmaları da Allahu Teala bize bir hediye olarak vermiş Bunlar hep hiç kullanmıyor hiç kullanmıyoruz şu esma vefkidir sağdan sola yukarıdan aşağıya Gö göremeyiz bunları. yok bu bilgiler çok nadir Biz de Allah izin verdi, tevafuklar oldu. Dışarılarda ulaştık bazı bilgileri. Peki 21 gün, topladık. yani ben kendi başımdan geçtiği için söyleyeceğim. Şimdi böyle şeyler anlatılmaz ama söyleyeyim. Ben bir esma vardı, bundan 3-4 sene önce 21 gün yaptım üst üste. 21. gün, tabii derler ki, inanmayan der ki ya tesadüf olmuş falan. Ben inananlar için söylüyorum. 21. gün o dediğim ve istediğim şeye kavuştum, oldu. Önemli midir bu yüzden Çok 21? Şükür. 21 minimum rakam. Bizim havasa 4 devre 4 yedili sistem var. En az 3 yedilinin olması gerekir. Son yedili olumlu da olumsuz da olduğu için ilk 3 yedili kesin şarttır uygulama süresi olarak. Ama tam tatbikat 40 gün. Eğer daha ağır bir şey varsa 40 gün uygularız. 40 gün. Yani minimum süre 21 gün. 21 gün olmak üzere uygulanacak. Sizin görsellerden gidebiliriz hocam. Ne istiyorsanız verelim. E, burada biraz vefk gösterelim. <laughs> tamam. E, Kaçıncı görsel o? 5A'ya açalım. 5A bunu. Sergen'cim. <laughs> Bu Celci vefki. Şimdi Celci duası bizde yine çok az bilinen. E, çok önemli bir dua. E, 122 bentten oluşuyor. 101-102'sini bulursunuz ama 122'si çok zordur. Bir de onun batını vardır. 360'tan oluşur ama o çok başka bir konu. Büyütelim Bazı... Bunu büyütelim. Şimdi bu celzeli tüye e, duasında e, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Hazreti Ali'ye radıyallahu armağan ettiği web sistemin özü. Şimdi bu harfler batadin zacin vah geçer. Bu B, B T, D, Z, H, Cim, e, Vav, Elif ve H'den oluşur. Şimdi burası 6-1-8'dir. 618 bu altın oran sisteminin göstergesi. Aa, evet. Bu vefkin eteğinde altın oranı verir. Bu vefk sistemi Kavlil Hak ve Lehül Mülk ayetleriyle de çerçevelenmiş. Burada da Azrail, Cebrail, Mikail ve İsrafil melekleriyle dönmüş bir sistem. Bu da bize allah Teala'dan bir hediye. Şimdi üçlü, altılı ve dokuzlu sistemdir bu. Allah-u Teala'nın, Tesla'nın da söylediği 3, 6, 9 sırrıyla aslında bir evren modeli ve bir insan modeli, insanı tanımlar. Bu şimdi birden 9'a kadar olan rakamlar, e, bu vefiklerde yazılırken bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 olarak yazılır. Bu sırayla takip edilir. Burada da sırlar vardır. Siz resmen bir bilgisayar sistemine dı 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 kodlama yaparsınız. Web sisteminin özünde evrensel matematiğe geçiş var. Harflerin rakamlara, rakamların harfe dönüşebildiği ve bilginin enerji, enerjinin bilgiye ve uygulamaya dönüştüğü tablolardır bunlar. Şimdi Celcülütiye duasında vefkler, bu, bu vefk, Celcülütiye vefki geçer. İmam Gazali e, ee, Radyo olan bunu anlattığı için aynı zamanda Gazali vefki olarak da geçer. <laughs> Bu vefk sistemine adapte olan bir havas erbabı vefk yardımıyla hem bilgi alır hem bilgi verir hem aktarım yapabilir. Çok pratik metotlar tamamen e, Kur'an-ı Kerim'in sure ve ayet numaraları esaslı ya da az önce gördüğümüz Esma-ül Hüsna tablosundaki Allahu Teala'nın sıfatları esaslı ve dayanaklı olarak çalışan sistemlerdir. Üç harfiyle, ile, beş harfiyle vesaire alakası yok. Tamamen Rabbani sistemdir. Allahu Teala'nın sure, ayet numaraları ve Esma-ül Hüsna'larla birlikte çalışır. Şimdi 5B'yi açabilir miyiz? 5B gelsin. Vefk sisteminin özü bu 1'den 9'a kadar olan rakamlar Adem koduna tekabül eder. Toplam 45'tir. Adem'de Elif, Del ve Mim harfinden oluşur. 1, 4 ve 40, 45'i verir. Adem kodunun, çok özür dilerim 5C yapalım onu. C. Adem kodunun hemen altında o az önce gördüğümüz 6, 1 ve 8. 8H, 6 Vav wow, ve 1 Elif olmak üzere. Hava kodudur. Hmm. Bu vefkin eteği, Adem vefkin eteğindeki o alttaki sıra havva enerjisinin kodudur. Yani o insan içindeki havva enerjisi bizim aslında question mark, oradaki soru işaretimizin cevabını bize getirecek olan bilgiye ulaşma olur. Bunların terkibi ne şekilde yapılacağı celciye duasının içinde adım 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 adım, adım verilmiştir. Yalnız belli şifreler, Muhittin Arabi Hazretleri'nin koyduğu şifreler gibi belli şifreler var. Cifir, cifir sistemi aslında buradan gelir. Yani bir şey Şifre... söyleyeceğim hocam, şimdi burada mesela e, tabii öyle olanlar da olabilir. Burada işte üç harfliye, e, ile temas olmadan ve sadece Kur'an'ın havas ilmine ciddi bir şekilde eğilerek ve bu sırlara vakıf olarak da ...aslında hayatın sırlarına Kesinlikle. da... ...sahip olabiliyoruz. Burada çok güzel açtığınız... ...hemen bir cümle söylemek istiyorum. Havas ilminin... E, ...büyüyle, sihirle... ...majikal uygulamalarla... ...diğer alem üç harfli varlıklarıyla... ...onları kullanarak ve vesaire yapılan... Bir, ...bir işlem değil havas ilmi. Şimdi maalesef... E, Ahmet el-Buni... ...Mısırlı bir e, alim geçer... ...bu gizli ilimleri... E, Şemsül Marifleri yazanlar şeyler ve ondan sonraki dönemde 18. 19. yüzyıla yakın dönemde de Seyit Süleyman maalesef Orta Doğu'daki Pagan adetlerinden gelen bir takım majikal uygulamaları Havas'la birlikte karıştırdı. Havas ilminde bize Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilmin kapısı Hazreti Ali bize verilen oradan verilen ilmi cifir Olmak üzere atalarımızda tatbik ettiği havas tamamen rahmani metotlarla yapılan bir öncelikle savunma sanatıdır. Saldırı, savunma sanatı yani. çok güzel. Evet. Yani biz mukadderi yolda yaşarken bu mukadderi yol, dümdüz yol allah Teala bize sarp, zor yol vermez. İster kulları kolaylıklar içinde yaşasın. Peygamber Efendimiz de aleyhissalatü vesselam her şeyi kolaylaştırmak üzere e, gösterimlerde bulunmuş. Hayatı zorlaştıran biziz. Şimdi bu kolaylık içinde gitmemiz gerekirken oldu tuzağa düştük. Hava silme, bu tuzaktan düşmemiz, e, düştüğümüz tuzaktan çıkmamız üzerine bize e, yardımcı olmak üzere verilmiş. Ve Kur'an-ı Kerim'in şifa yönünü ve kolaylıklar yönünü kullanabilelim diye, diye verilmiş bir ilim. Metotlar. Çok Metotlar. Güzel. Bu metotlarda kökünde hep ilim var. Bir devamına geçelim. Bir sonraki Ülken, gelsin. Bu devlet duasıydı. Bu eskilerin yaptığı. Bu mesela bir korunma vefkidir. Bakır üzerine yazılır. Bakır üzerine. Bakır üzerine. Kimine bakır yumrudur, kimine kala, kimine gümüş, kimine altın. O insanın yapılan analizinden e, sonra belli olur. Eskiden e, bu analizleri başta yaparlar. Çocukların ismi konmadan önce bile tartılar yapıyorlar. Öyle mi? Tabii. Onların mukadderi çizgisiyle ilgili. Yani bizde yıldızname var ya. Şu anki astroloji aslında kökü yıldıznamedir. Yıldızname bir e, futuristik fi bir analiz metodu aslında. O çocuk hangi gün, hangi saatte... Kulaklığımı mısın sen ya? Hangi gün, hangi saatte, hangi analizden, hangi babadan, hangi isimlerle... İsimler çok önemli. Allah-u Teala Hazreti Adem Aleyhisselam'a ne öğretti? isimleri isimler hepsi yüklendi, evet. download edildi. Bu isimlerle birlikte inildi dünyaya ve isimlerle birlikte çalışıyor sistem. İsimler levh-i Mahfuz'a dayanır, Kur'an-ı Kerim levh-i Mahfuz'a dayanır. Şimdi Allah'ın isimler, isimlerin e, verilme şekli, bunlar tesadüflerle konmuyor. Burada Allahu Teala'nın buyruklarıyla kon, konur bu isimler. Tesadüfen veremezsiniz. Siz o ismi vermek isterseniz araya bazı şeyler girer, diğer isimler konuşur. Şimdi isimlerdeki sırları ve isimlerdeki hesap metotlarını aynı zamanda astrolojik diyelim artık e, hesap metotlarını bilen insanlar daha kolay yaşıyorlardı. Çünkü e, rejim suresi var Kur'an-ı Kerim'de yıldız. E, burç suresi var. Yani burç sistemi az önce gösterdiğimiz sistemler vesaire bunlar bu ilimin kökünü oluşturuyor. Buradaki timing Doğru olursa başarıya giden yol kısa. Şimdi denizlisiniz, dalga gelecek. Dalganın geleceğini bilmiyorsanız orada A noktasından B noktasına 15 dakika geçeceksiniz. Ama bir dalga gelecekse, o dalgayı biliyorsanız ve o dalgayı 4 dakika boyunca bekleyip dalganın üzerine çıktığınızda hop 10 saniye deneyeceksiniz. Bunu bilen, bu zamanlama usulünü bilen, saatlerin hazinesini yazan Muhittin evet, Arabi Hazretleri abi. bize bazı şeyleri göstermeye çalıştı ayın menzillerini anlattı. Yıldız sistemin nasıl etkilediğini anlattı. Ve Kur'an-ı Kerim'de bunlarla ilgili çok fazla bilgi var. Ve bu enerji, bu bilginin enerjiye dönüşümüyle ilgili bilgiler var. Şifaya dönüşümüyle ilgili bilgiler var. Kur'an neden şifa? Kur'an içinde pek çok özellik var. Kur'an'ın zahir yönü var, batın yönü var. Geçen videoda da anlatmaya çalıştık. Birimiz döndüğünce bazı arkadaşlar sanki Kur'an'da bazı bölümleri değiştirdi gibi vesaire yorumlamışlar. Onu anlatmaya çalışmıyorum ben. Kur'an'ın noktalı hareketli sistemi Kur'an-ı Kerim'in zahir yönüdür. O gösterdiğimiz Hazreti Osman'a nispet edilen Kur'an-ı Kerim'ler de noktası hareketsiz olarak yazılmış olan metinler Kur'an-ı Kerim'in batın yönünü ifade eder. Ve Kur'an'ın batını ilmi açılan çok büyük bir kapıdır. Orayı çok fazla açamıyoruz. Orası ancak çok ilgilenen, ilmiyle düne alakası olan, şifrelerle ilgili çalışma yapmak isteyen arkadaşlarımız için açık. Ki dünyada dahi 20. yüzyıl, 2000 yıllardan sonra açılmaya başladı. O Şimdi, kadar geç. Evet maalesef maalesef o kadar geç. Daha önce yok muydu? Daha önce vardı. Ama 17. yüzyıldan sonra maalesef biz unutmaya başladık. Hele 18-19. yüzyıllarda tarih yazıcılar, tarihi yazdıktan sonra biz bazı bilgilerden uzaklaşmaya başladık. Şimdi veflere devam edelim. 5E'ye geçelim bu 5E geliyor. Bakırdan sonra. Bu bakırdı, madendi vesaireydi. Bunlar <laughs> insanların uyumlu olduğu. Mesela gümüş uyumlu. Ama siz altına uyumlu olabilirsiniz. Hmm. Diğeri Diğer altın alerji yapar. O kalayı sever. O vücudun enerjisiyle ilgili. O o elektrolize nasıl girecek sistem? Nasıl çalışacak? Onlarla ilgili olduğu için defterle de bunlar kullanılmış. Ee, daha hızlı çalışması ve daha uygun olması şeyiyle maksadıyla madenler tercih edilmiş. Bu Fatiha'nın vefkidir mesela. Özellikli bir vefktir. Bu, bu dualar, bu vefkler tamamen Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle yapılır ve bu şahsa tedavi amaçlı yapılıyorsa o şahsın ismiyle yüklemeler yapılır ve o şahıs için e, bir şeydir, bir bir yardımcı mekanizmadır. Üzerinde taşıması gerek yok ama e, muhafaza eder ise temiz olarak ve arada bir bunu tazeler ise bu belki yeni kuşak için biraz uzak gelecek ama buradaki enerji bu harflerden insana geçen insandan bu harflere geçen bir, bir dönüşü vardır. Harfleri, harfler de e, hem rakamsal olarak hem ses sistemi olarak sır diyeyim artık bugün itibariyle sır geçmişte sır değildi ama e, sırlara sahip unsurlardır. Şimdi latince bize girdiği için artık A, B, C, D diyoruz. Ebced dediğimizde A, B, C diye sıralaması. Ama aslında harflerin sesleri var. Elif diyoruz. Elif, A, L ve F sesinden oluşuyor. Bu seslerin oluşumunda ve bu seslerin rakamsal dönüşümleri ve bu seslerin rakamsal dönüşme enerjiye dönüşümleriyle ilgili pek çok sistemler çalışıyor. Ruhani sistemlerle çalışıyor. O sebeple Kur'an-ı Kerim'de verilmiş olan harf sistemi inanılmaz bir e, kuvvete ve bizim hayatta kullanabileceğimiz çok büyük kolaylıklara sahip. Harflerin e, kırılması, yayılması, birleştirilmesi, toplanması bunlar ilimle ilgili unsurlar. Ve e, harf sisteminin içine girdiğimiz zaman hava sistemi açılmaya başlar. Ve Kur'an-ı Kerim'de mesela az önce bahsettiğimiz mukattağlar, o kesik harfler mesela, Harf ilmiyle ilgili e, sayfalar açan da unsurlardır da. Hani notanın kenarındaki baştaki sol anahtarı Hı, gibidir. Sol anahtarı. Şimdi e, eski sistemi kullanmadığımız için şu anda alelade duyduğumuzu yazıyoruz. Eski harf sistemini kullanırsak harflerin açılımına girer. Ve harflerin açılımından inceleme ve analiz metotlarına girebilir. Hı. Savas'ın zaten en büyük özelliklerinden bir tanesi bu. Hocam bu bana tılsımlı gömlekleri hatırlatıyor. Yani. Yani oraya geçiyoruz şimdi o zaman. Heh. Şimdi şu kaderi mührünü göstereyim. Ulan bir sonraki okay. 5 F. Lütfen. Bir sonraki geliyor. Bir sonraki. Bu Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin mesela bu, evet, mükemmel bir sonsuzluk mührü olarak geçer bu. Burada da şunu göstermeden geçemeyeceğim. Yani sonsuzluk işareti o zaman da böyleydi. Tabii o zaman da Biliyorlardı onlar. Yani Evrenin çift merkezli olduğunu da biliyorlardı Türkler Bey. Biliyorlar biz cahil olan biziz. Doğru. Bakın burada insan sembolü. Bakın bu tepe, bu göz, bu boğaz ve altta dört çakra da var. Çakralar da var. Evet, Aa, burada evet. enerji sistemi daha iyi belirtilmiş. Bu dua anlatsam sabahlara kadar şey yaparız. Bu dua, vefkin de dua olduğunu da tekrar tekrar geçelim. Vefk muska vesaire değildir. değil. Değil. Dua, dua. Çok Şimdi, acayip bir sistem ya. Ya bir sistem. Yani bu sistem nasıl çalışıyor? O semboller nedir? Ne değildir? Biz elimizde bir sürü veri vardı. Biz şu an veri fakiriz. Yani bu kadar zenginin içinde fakirlik yaşıyoruz. Bir soruyu açalım. 6A'yı açalım. 6A geliyor. Bence bu programda böyle eline boyuna detaylıca insanların da kafasındaki o havas ilmi biraz otursun Biraz, biraz, otursun, biraz otursun. Biraz otursun. Bakın bunlar şimdi Batı'nın kullandığı yıldız sembolleri. Evet. Şimdi bu üçlü sembol, Fransız poz koymuş. Bu dörtlü olabilir. Bu beşli. O yedili, bu 8'li United Kingdom polisin. Bunlar altılı, bu işte 4'lü, altılı, 5'li. E, bu da Rusların hem 5'li hem 8'li yıldızla. Yıldızları kim kullanıyor? Kuvvete ihtiyacı olan polis, He. asker vesaire. Bayraklarda Bunlar Vay. bunlar kullanılıyor. Neden? Hiç aklıma gelmemişti. Yani yıldız sembolünün evet. Gel. Yani. Bir sonrakini açalım. 6B'yi açalım. 6B. 6B. Şimdi batıdan bize döndük. Biraz küçültebilir miyiz bunu? Bu bizim üçlü yıldız. Bu dörtlü yıldız. Küçültelim. Bir tık küçültelim arkadaşlar. Biraz Şimdi bu beşli, altılı, yedili ve sekizli. Bunlar bizim yıldız ve sistemleri. Bizim İslami coğrafyada kullanılan ve ayetlerle ya da mukatta harfleriyle oluşturulmuş olan e, en hızlı çalışan web sistemidir. Dualamada kullanılan web sisteminde en hızlı çalışan şeylerdir bunlar, sembollerdir. Hmm. Şimdi bütün sembol şeylerde, bayraklarda, kuvvet gereken yerlerde bu yıldızlar kullanılmış. Bundan bir sonrakini açalım, 6C'yi açalım. 6C geliyor. Ha, tılsımlı gömlek. Tılsımlı gömlekler. Tılsımlı gömleklerde budum. en hızlı çalışan sistem yine bu yıldız sistemleri. Aa, evet, yine yıldız var. Evet, burada şimdi altılı yıldızlar var. Dörtlü yıldızlar var. Ve dualanmış. Hani bilmeyenler için söylüyorum. Tılsımlı gömlekler Osmanlı'da padişahlar giyer. giyer. Savaşa e, bu gömleklerle gider. Normal zamanda Korudumlar, da giyer ama değil mi? Giyerdi. Hatta bu Netflix'te biliyorsunuz bir dizi bile yaptılar. Yaptılar. Neydi o çocuğun adı? Çağatay Ulu söylüyordu herhalde. Orada evet. da Hakan, Hakan Bey Hakan Muhafız. Hakan Muhafız ismi. Hakan Muhafız da gösterdi birkaç tılsımlı gömlek. Bir sonrakini açalım. Şimdi neden tılsımlı gömleklerdeki yıldız sembollerini? Bir sonraki. Tılsımlı gömlekler o insan için hakikaten bir manevi zırh. Hazreti Ali Efendimizin de vardır radıyallahu anh. Şimdi burada da mesela dörtlü yıldızlar kullanmış bakın yukarıda. Hmm. Şimdi kimine dörtlü, kimine beşli, kimine yedili, kimine üçlü. Onla ne lazımsa o sistem uygulanır. Yoksa hepsi bir prototip olurdu. Tek parça olurdu. Bir dahaki açalım. Son şeyi 6 ayı e Evet. Burada da mesela 8'li yıldız ...kullanılmış. Bizim İslam yıldızı olarak da... ...geçer. Ve dairesel semboller de... ...var. E şimdi... E, ...evrensel sistem... ...ruhsal sistem içerisinde... ...bu yıldız sembollerinin... ...ayrı yerleri var. İlk... ...Kuran metinlerinde de mesela o dönem yazılan... ...Kuran metinlerinin girişlerinde... ...ve son sayfalarında bir dahaki sefere... Şey ...onları da getiririz. Orada da yıldız sembolleriyle yapılmış... ...çok enteresan haritalar ve şeyler var. Eee... Ne diyeyim bugünkü şeyle grafikler var e, ve ayetler onların içine serpiştirilmiş. Benim atalarım bu havasilminden faydalandıysa işte ya efendim yıl 2022 olmuş hala bunları mı anlatıyorsun? Evet ya hayatın özü 2022 de olsa 1022 de olsa yine aynı şey. Ben niye havasilminden faydalanmayayım? Niye faydalanmayayım? Ya şimdi astrolojiden faydalanmıyor mu? Hava Faydalan. Havasilminden yürürsek astrolojinin dibinden gideceğiz. Hangi gün ne yapmamız gerektiğini bileceğiz o gün o işi yaparsak başarısız olduğumuzu farkındalığıyla ya dur ben bunu çarşamba gideyim sadece ufak tefek alışverişimi yapayım berbere gideyim ama perşembe alışverişlerimi tamamlayayım bunu bileceğiz. Aa. Eskiler bunları biliyorlardı. <laughs> Almanakları vardı. Kolyeleri vardı. Bakar ayın menzillerini tayin eder. Şimdi bir hedefiniz var burada duruyor. Bey. Bir hedefiniz var burada duruyor. Bir hedefiniz var şu, şu var bu var bugün bunu 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 yapacağım. O zaman eğer bunların hepsi gelip hepsi tek noktada birleşiyorsa adam önünü görüyorsa gider onu yapardı ve başarırdı. Bitti. Neden? İlim denen hadisenin içindeki zamanlama faktörünü biliyordu. Biz az önce gösterdik. Onlar hala günleri kullanıyor. Hangi günlerin ne özellikte olduğunu kullanıyor. Biz geçmişte kullanıyorduk. Savaşlara salı günü çıkardık. Neden? Sağda Mars'ın günü. Eski batıda mesela savaş tanrısı. tanrıyla tanrı şeylerle alakası yok. O gezegen sistemin özelliği o gün hangi manyetik alanı çalıştırıyor? O gün ay nerede? Ay da çok önemli. Dünyaya 385 bin, 390 bin kilometre çok yakın. Ve inanılmaz bir kuvveti var. Takvimi mesela ay ile ta, takip edebiliriz. Ve... Havas'tan gidiyorsak Hic'i tak 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 takip etmek etmez. durumundayız. Çünkü inanılmaz değiştiriyor enerjimizi. E şimdi bunları bilerek yaşamanın bize faydalan çok ne, 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 zar yani zar ne zararı olur? Yani ne zarar? olur? Bunları bilelim. Yani bunlar ki ileride inşallah yavaş yavaş açarız. E şimdi bir enerji merkezi dengelemesiyle bir insanı kanserden kurtarabilirsiniz. Kanser evet. ne? Vücuttaki iler hatlarının vücuttaki enerji merkezlerinin çalışamaması, yanlış çalışması, duygusal yığılmalar, travmalar, düğümler. E, eskiler bunları açmayı biliyordu. E, biz şimdi bunları eskiden aynı kullandığı şekilde kullan demiyorum. Güncelleyelim. Ama unutmayalım. Kur'an-ı Kerim. 1400 yıl oldu. Bakın neler konuşuyoruz. İlk defa sizin bu yayında konuştuk. Mukattalar vesaire. Binlerce faktör var. Hem hesapla ilgili hem Kur'an'ın zahir ve batın yönüyle ilgili. Kur'an-ı Kerim haşa eskimez, yaşlanmaz, hep tazedir ve ilim doludur. Harf ilmi, kelime ilmi, cümle ilmi, zaman ilmi, saat ilmi, hesap ilmi, cifir ilmi, şifreler de var, şifre yok falan. Olmaz olur mu? Her bilinç seviyesine göre bir sistematiği var. Yedi harf üzerine inmiş bir kitaptır. Ve gelmiş geçmiş en büyük kitaptır. Ve elimizde ki menü Kur'an-ı Kerim. Buna bakalım. Okuyalım. Anlayalım. Düşünelim. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ ben olun. çok teşekkür ee, ederim. Önümüzdeki programlarda yine böyle yavaş yavaş daha da başka şeyleri açacağız inşallah. İnşallah. Ee, bu i̇nşallah. kitaptan da hediye ederiz. Kendini Bil kitabından. Evet. Hakan hocamızın. Çok değerli bir kitap. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Zaten buraya da işlemişsiniz hocam. Evet orada bizim mührümüz evet, mühür var. Evet, mührü var. <laughs> yüzük ne, nasıl hocam? Yüzük bir vefk sistemi burada. Sekizli yıldızdan oluşur. Çok güzel. Bir koruyucu. Bir Maşallah. Var. Şimdi tabii bu yayından sonra hemen yine soracaksınız Hakan hocamıza nasıl ulaşabiliriz diye Instagram'dan değil mi? Instagram'da evet numaraları ee, şey vereceğiz. Hakan Demir hocamız oraya zaten numarasını. işte mesaj mesaj atabilirsiniz DM kutusuna. metafizikdestek.com'dan olur. Metafizik metafizikdestek.com'dan tamam. devam edebilir. YouTube kanalımızda da tabii çok profesyonel olmamak üzere yine de ulaşılabilir, var, bakılabilir. Ulaşılabilir. Ee, mutlaka tavsiye edelim. Hocam tekrar teşekkür ederiz geldiğiniz için. Teşekkür ederim. Ee, bir sonraki Sıra videolarda görüşmek, için. görüşmek dileğiyle diyelim. Bu videonun altına da yorum yazmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Yine görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.